Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün sıralı videolardan 13. videomuzu yapıyoruz Allah'ın izniyle. İsa Aleyhisselam'ın, mübarek peygamberin hayatından bahsedeceğiz. İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'ın ikinci oğlu biliyorsunuz. İlk oğlu İsmail Aleyhisselam, daha sonra İsa Aleyhisselam. Son videomuzda İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'ın çok önemli bir konu vardı. Üçüncü hanımdan bahsedecektik. Uzadı video, bahsetmedik arkadaşlar. Bu videoda kısaca üçüncü hanımından bahsedelim. Birinci hanımı Sara annemiz zaten müjdeleniyor, çocuğu olmuyordu. Hacer annemiz cariye olarak verilmişti kendilerine biliyorsunuz. Kendi cariyesi olan Hacer annemizle İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'ı evlendirdi. Çocuğu olmadığı için sen bir peygambersin, neslin devam etsin dedi. Evlendirince İsmail isminde oğlu oldu İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'ı. Daha sonra kıskandı, üzüldü ve bizden uzaklaştır dedi. İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam da Allah Teala'nın izniyle onları, Hacer annemizi ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı getirdi. Bugün Kabe'nin olduğu bölgeye, o zaman kurak, ıssız bir araziye yerleştirdi ve geri döndü Sara annemizin yanına, Şam'a. İşte Hacer annemiz ikinci hanım oluyor. İlk hanımı Sara annemiz oluyor. Hacer annemizden İsmail Aleyhisselam oldu. O Kabe'ye cürhümiler yerleşti. Onlar Arapça dili, lisanı konuşuyorlardı. Arapça dilini onlardan öğrendi ve çocuklarına öğretti İsmail Aleyhisselam. Bugünkü Arap nesli İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da dahil. Sara annemiz de yine bugün anlatacağımız İsa Aleyhisselam 90 yaşından sonra Sara annemizin oğlu oldu. İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam 120 yaşlarında. Sara annemizin yüzünü güldürdüğü için İbranice gülen güldüren anlamında İsa Aleyhisselam, İshak'ın manası. İshak ismi verildi. İsa Aleyhisselam dünyaya geldi. İsa Aleyhisselam'ın da iki oğlu oldu. Yakup Aleyhisselam, yani İsrail Aleyhisselam'ın soyundan İsrailoğulları, bugünkü bildiğimiz İsrailoğulları geldi. Diğer oğlu da Ays isminde bir oğlu. O Ays'ın soyundan da en iyisini Allah bilir ama Kürt kardeşlerimizin geldiği rivayet ediliyor. Nerede rivayet ediliyor? Abdurrahman el-Bestami Hazretleri ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın soyundan Kürt kardeşlerimiz gelmiştir diyor. Yani Yahudilerin ve Kürt kardeşlerimizin annesi Sara annemiz, Hacer annemiz Arapların annesi, üçüncü hanımı da Kantura annemiz de Türklerin annesi olarak geçiyor. Türk ırkının çoğunluğu, büyük bir boyu da Kantura annemizin soyundan geldi. Ama bütün Türkler değil. Neden bütün Türkler değil? Çünkü İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam yaşarken bir Türk boyu vardı. Bir Türk ırkı vardı. Bu Türk ırkının yöneticisi, lideri, padişahı Hakan'ı onun kızıyla evlendiği anlatılıyor İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'ın hem tarih kitaplarında hem de hadis-i şeriflerde. İşte onunla, o Türk Hakanı ile yaptığı evlilikten de 4 tane oğlu olduğu anlatılıyor rivayetlerde. Onları da bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yine aynen Hacer'le İsmail Aleyhisselam'ı Kabe'ye, Mekke'nin olduğu yere yerleştirdiği gibi İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam Sara annemizden o çocuklarını da uzaklaştırdı, götürdü, doğuda bir bölgeye yerleştirdi. Yani bugün Mekke Medine'nin doğusundaki yer, Asya bölgeleri, işte Tanrı Dağı'nın olduğu bölgeleri, yani Türk neslinin, Türk ırkının çoğaldığı bölgeler arkadaşlar. Oraya da Türk çocuklarını yerleştirdiği anlatılıyor. İşte Kantura annemizin soyundan, neslinden büyük bir Türk boyu geliyor. Orta Asya'da oluşan büyük bir Türk boyu Kantura annemizin neslinden geliyor. Türklerin, Kürtlerin, Yahudilerin, Arapların babası, millet olarak bu milletlerin babası İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'dır. Onların soyundan geliyoruz arkadaşlar. Zaten aynı coğrafyada, Asya'da, bu Orta Doğu'da hep birlikte, bu zamana kadar birlikte yaşamışız, birlikte gelmişiz bugünlere. Zaten İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam zamanında insan nesli yeni yeni çoğalıyor. Uygarlıklar yeni oluşuyor. Yerleşim yerleri, şehirler yeni yeni kuruluyor. Daha önce insanlar İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'dan önce göçebe hayatı yaşıyordu. Çadırlarda kalıyorlardı. İşte kışın sıcak yerlere geçiyorlar. Sıcak aylarda, yaz aylarında da yüksek yerlere, yaylalara çıkıyorlardı. Bu şekilde hayat sürüyorlardı ki ta İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam zamanına kadar, tam İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam zamanında zaten Sümerler ortaya çıkıyor. Sümerler biliyorsun şehirler kuruyor, uygarlıklar kuruyorlar. Bugünkü bilinen tabletleri de bulundu zaten. Ayrıca tabletlerinde de Türkçe kelimeler rastlanıyor. Tarihçiler anlatıyor. Türkçe kelimeler var, Türkçe manalar var Sümerlerin tabletlerinde diyorlar. Yani Türk ırkı mı karıştı Sümerlerin arasında? Sümerler sadece tek ırktan oluşmayabilir. Değişik ırkların bir araya gelmesiyle şehirleşmiş de olabilirler. Veya da Sümerlerin ırkı Türk de olabilir diye böyle de yorumlar yapılıyor. Kantura annemiz Sümerlerden olabilir. Zaten İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'ın o zamanlar kendisi o Nemrut'un oradan hicret ettikten sonra Urfa, bugünkü Türkiye'nin olduğu Urfa'dan, Harran olan bölgelerden hicret ettikten sonra, Şam'a doğru gittikten sonra Sümerlerin olduğu yerlerde de tebliğ yaptığı anlatılıyor.
Yani Kantor annemiz Sümerlerden birisi de olabilir. En iyisini yine biz Allah bilir diyelim. Ama Türk ırkının büyük bir boyunun çoğunluğunun diyebiliriz hatta. Kantor annemizin soyundan geldiği İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'ın çocukları olduğu kesin gibi. Neden? Hadis-i şerif de var. Şimdi bir tanesini okuyalım o hadis-i şeriflerden. Bir de tarih kitaplarından örnek verelim inşallah. İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'ın Kantura ismindeki hanımından bahseden hadis-i şerif Et-Teberani'de geçiyor. Türkler size dokunmadıkça sakın siz de Türklere dokunmayınız. Çünkü Allah'ın ümmetine verdiği bu mülk ve saltanat nimetini ilk defa bu Kantura oğulları çekip alacaktır. Aynen hadis-i şerifte buyurulduğu gibi şey savaşında Sultan Selim Mısır seferinde biliyorsunuz halifelik Araplardaydı. Arapların elinden çekip aldı. Aynen hadis-i şerifteki gibi Türkler o günden itibaren halifeliğe sahip oldular arkadaşlar. Tarih kitaplarında da şurada geçiyor. Süryani tarihçi Malatyalı Ebu'l Ferec'in bir eserinde İbrahim peygamberin Türk padişahının kızı ile Kantura ismindeki bir kızı ile evlendiği yazmaktadır. Yani bir Türk lideri Hakan'ın kızıyla evlendiği yazıyor tarih kitaplarında. Yine Kazanlı Mehmet Murat Remzi'nin Telfukul Ahbar eserinin 1908 Orhanburg baskısının birinci cildine göre Kantura ismi Hanı Turan yani Turan Hakan'ı bozulmuş şeklidir diyorlar. Yani Kantura, Turan'ın kanı, Turan'ın kızı, Turan'ın soyu anlamında bir kız ile İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'ın evlilik yaptığı anlatılıyor. Türklerin annesi de diyebiliriz aynı zamanda arkadaşlar. Yanlış bir ifade olmaz. Şimdi İshak Aleyhisselam'ın hayatından bahsedelim. Kur'an-ı Kerim'de 17 yerde ismi geçiyor. Mübarek peygamber. Gözümüze en çok iki özelliği çarpıyor. Birisi hayatında gördüğümüz özellik. Birisini de zaten Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriyor Allah-u Teala. Büyük bir özellikten bahsediliyor. Nedir bunlar? İşte bizim hayatına baktığımız zaman gördüğümüz büyük bir nimet sahibi. Nedir o nimet? Babası peygamber İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam. Abisi İsmail Aleyhisselam peygamber. Oğlu Yakup Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam peygamber ve torunu Yusuf Aleyhisselam peygamber. Çok büyük peygamberlerin arasında peygamber, peygamber oğlu peygamber İshak Aleyhisselam arkadaşlar. Böyle bir nimet sahibi peygamberler arasında Allah Teala böyle bir nimet sahip etmiş, vermiş. Ve diğer ikinci özelliği de İshak Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi ergenlik çağına geldiğinde, buluğa erdiğinde ona kamil bir ilim verileceği anlatılıyor. Yani normal bir ilim değil, bir de kamil, kamil, mükemmel demek. Yani o zamanlar insanlar ne kadar yaşıyorlar? 150 ve 200 yıl arası yaşıyorlar. Nuh Aleyhisselam zamanında daha fazlaydı. 1000 yıl, 1000 yıldan da fazla. Gitgide bizim zamana doğru insan nesli, ömrü azalarak geliyor, devam ediyor. O zamanlarda zaten İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'ın 170 ve 200 yaşları arasında vefat ettiği anlatılıyor. Bugün anlatacağımız mübarek peygamber İshak Aleyhisselam'ın da 160 yaşında vefat ettiği hadis-i şeriflerde geçiyor. O yaşlar arası işte bu yaşlar arasında 150 yaşındaki bir alim düşünün o zaman da böyle çok büyük ilim sahibi olmuş 150 yaşına gelmiş. Aynen o 150 yaşındaki alimin mükemmel ilminin 13 yaşına ergenliğe gelmiş İshak Aleyhisselam'a verileceği anlatılıyor. Yani böyle bir ilim sahibi 13 yaşında olgunlaşmış kemale ermiş bir peygamber İshak Aleyhisselam çok büyük bir alim olduğu buradan anlaşılıyor zaten ayet-i kerimeden arkadaşlar. Şimdi ayet-i kerimelerde birkaç tane ayet-i kerime okuyalım. İshak Aleyhisselam'dan nasıl bahsediliyor? Öncelikle bir ayet-i kerime var Bakara suresinde. Müslümanlar imanlarını nasıl anlatması gerekiyor diğer insanlara? Yani şöyle buyuruyor Allah Teala müminlere. Bakara suresi 136'da Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, siz de şöyle deyin. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, yine Musa'ya, İsa'ya verilene, hülasa Rableri tarafından bütün peygamberlere gönderilene iman ettik. Biz o peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a boyun eğen Müslümanlarız. Bu şekilde deyin. İşte bizi şimdi Hristiyan dinleyebilir, Yahudi dinleyebilir, inançsız insanlar dinleyebilir. Biz hiçbir peygamber arasında ayrım yapmadan, Yahudiler ne dediler? Son peygamberi beklerken bizim aramızdan gelmedi. Biz Muhammed'i kabul etmeyiz. Arapların arasından çıktı dediler. Kabul etmediler. Yani son peygamber o değil dediler. Daha sonra gelecek dediler. Hala son peygamberi bekliyorlar Yahudiler. Ona da ne diyorlar? Mesih diyorlar. Aslında şu an günümüzde bekledikleri Deccal, o Siyonistler kendi halklarını Yahudileri aldatıyorlar. Bu şekilde bir beklenti içerisindeler. Allah Teala da onlara karşı ne buyuruyor? Deyin ki biz ayrım yapmayız. Yine keza Hristiyanlar öyle. Kendi hahamlar nasıl Tevrat'ı tahrif etti, değiştirdiler. Allah'ın indirdiği Tevrat'ta oynadılar, sözleri değiştirdiler. Hristiyanlar da öyle yaptılar. İncil'i tahrif etti, değiştirdiler. Allah Teala'nın indirdiği şekliyle bırakmadılar.
Onlar da Allah'ı üçlediler haşa. Baba, oğul ve kutsal ruh diye üç tane yaratıcı var dediler. Bu şekilde ifadelerde kullandılar ve ayrım yaptılar. Allah Teala da onlara cevap verirken şöyle dedi o Yahudilere, Hristiyanlara: "Ey müminler, biz hiçbir peygamber arasında ayrım yapmayız. Bir rivayette 224 bin peygamber gelmiştir. Hepsini bildiğimiz bilmediğimiz Allah Teala'nın gönderdiği bütün elçileri kabul ederiz. Başımızın üstünde yerleri vardır deriz. İman ederiz. Bunlar bizim amentümüzden birisi zaten peygamberlere iman etmek." Allah Teala da bu şekilde iman etmemizi bize haber veriyor Bakara suresinde. Şimdi bazı insanlar diyor ki ya diyor zaten insanlık 7000 yıl diyorsunuz. Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh tufanı olmuş. 80 kişi kalmış gemide. 80 kişinin nesli var. Günümüze kadar insanlığın nüfusu ne? 124 bin peygamber nasıl gelebilir diyorlar. O zaman yani her yılda 100 tane peygamber mi geldi gibi hesaplar yapıyorlar. Evet öyle oldu. Nasıl oldu? Bir günde bile 100 peygamber gönderdiği oldu Allah-u Teala'nın. Özellikle de en çok peygamberlerin İsrailoğullarına gönderildiği anlatılıyor. Yani göndermişler, zehirlemişler. Göndermiş Allah-u Teala peygamber, öldürmüşler. Bir günde rivayetlerde geçiyor, tefsirlerde geçiyor. 100 peygamber öldürdükleri anlatılıyor İsrailoğullarının. Birisi uyarıyor, siz yanlış yapıyor. Hemen öldürün onu diyor. Bize karşı geldi. Birisi geliyor, siz yanlış öldürün. Bir günde 100 kişi, bir haftada 1000 kişi, ayda belki de 5000, 10.000 tane peygamber öldürdükleri olmuştur. Onun için siz böyle 100 yılda bir peygamber gelecek gibi mantıkla hesap yapmayın. Bu işin hikmetlerini araştırdığınız zaman daha önceki videolarda da söyledik. Bütün sorularınıza cevap var İslamiyet'te arkadaşlar. Zaten sorulara cevap olmayan noktada Allah Teala kaderin incelikleri gibi, bazı ruhun incelikleri gibi konularda sınır koymuş. Ondan öte geçmeyin demiş. Çünkü imtihan yurdundasınız. Her şeyi açıkladıktan sonra dünyada yaşamanın ne anlamı var? İmtihan olmanın ne anlamı var? Herkes Müslüman olur. Tam böyle arada bırakmış Allah Teala, muallakta bırakmış. İnanmakla inanmamak arasında insanoğlu arkadaşlar. Burada aklını, imanını, kalbini kullananlar rahat bir şekilde İslamiyet'i görebilecek. Allah'ın hidayet verdikleri, Allah'ın hidayet vermedikleri, yaratılışta kötülüğü seçenler de zaten en büyük mucizeleri bile görseler, ay ikiye bölünse ki bölündü, inanmadılar, büyücü dediler. Dağların kayaların içerisinden deve çıktı, canlı deve yavrusu karnında çıktı, yine inanmadılar. Ne mucizeler daha, bütün peygamberler mucizeler gösterdiler. İshak Aleyhisselam işte şimdi anlatacağımız. Hayvanlar konuştu. Sen İbrahim Rahman Aleyhisselam'ın hem evladısın hem de sen bir peygambersin dedi. Koyunlar, keçiler dile geldi. Bunu gördüler. Yine inanmadılar arkadaşlar. İnsanların çoğunluğu. Onu da söylemiş olalım. Şimdi İshak Aleyhisselam müjdelenmesinden bahsediliyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Ne buyuruluyor? Hud suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Tam o müjde olduğu anda daha önceki videolarda da anlatmıştık. Melekler Lut Aleyhisselam'ın kavmini helaka gidiyordu. İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'a müjdeye geldiler. Ne müjdesi? İshak Aleyhisselam ile müjdeleyecekler. 90 yaşından sonra çocuğunuz olacak diyecekler. Tam o anda Hud suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Bu sırada İbrahim'in karısı ayakta durmuş. Onları dinliyordu melekleri. Meleklerin sözünü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve ardından torunu Yakup'u müjdeledik buyuruyor Allah-u Teala. O melekler onu onlara müjdelediler. Saffat suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Hem önceki çocuğu İsmail Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Hem İshak'ı feyiz ve bereketler bahşettik. Onlara feyiz ve bereketler bahşettik. Ama her ikisinin neslinden Allah'a iyi kulluk edenler bulunduğu gibi kendisine açıkça zalimlik edenler de olacak. Yani hem İsmail Aleyhisselam'ın soyundan hem de İshak Aleyhisselam'ın soyundan hem iyiler olacak hem de kötüler olacak. Hatta o derece kötüler çıktı ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarını lanetledi Yahudileri arkadaşlar. Bu derece lanetlenecek kadar kötüler de çıktı. Maalesef bunlar da oldu. Yani her zaman bunlar peygamberlerin soyu güzel olacak, iyi olacak diye düşünmeyin buyuruyor Allah Teala. Onların neslinden kötüler de gelecek diyor. İsmail Aleyhisselam'ın da soyundan yine keza öyle sapıtmış insanlar çıktı. Şimdi Allah Teala bu müjdeleme olayını daha açık bir şekilde Zariyat suresinde bize haber veriyor. İshak Aleyhisselam müjdeleme olayını. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed, İbrahim hizmetleriyle İkram olunan misafirlerin sözleri ve halleri sana geldi mi? O meleklerin halleri sana geldi mi? Gelmedi. Şu an geliyor. Ben sana anlatıyorum diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Ayet-i Kerime iniyor. O misafirler İbrahim'in evine girdiklerinde selam verdiler. İbrahim selamlarına cevap verip kendi kendine bunlar bilmediğim değişik kimselerdir dedi evine gelenlere. Tanıyamadı. Peygamber olsan Allah Teala bildirmeden tanıyamazsın, bilemezsin. Allah Teala bildirirse peygamber olmana gerek yok. Peygamber olmayana da bildirebilir. Bugün Hristiyan, Yahudi veya ateiste bile bir rüya yoluyla Allah Teala bir hafta sonra olacağı ve gelecekte olan gaybi bir konuyu bildirebilir. Bildiriyor da zaten bu mümkün.
Ya birçok dünyada bu gibi olaylar yaşamış insanlar var, Müslüman olmasalar bile. Her şey Allah Teala'nın elinde arkadaşlar. İşte İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam gelen melekleri tanıyamıyor. Tanıyamadı diyor Allah Teala. Bunlar bilmediğim değişik kimselerdir dedi. İbrahim misafirlerinden habersiz hanımına gitti. Dikkat. Burada yine bir ince nokta var. Oraya dikkat çekmemiz lazım. Neden Allah Teala özellikle burayı bize bak misafirlerinden habersiz diyerek vurgulayarak anlatıyor Allah Teala. Hanımına gitti ve semiz bir dana kızartıp geldi. Arkadaşlar misafir geldiği zaman evimize aç mısın tok musun diye sorulmaz. Peygamberlerin sünneti nedir? O misafire haber bile verilmez. Direkt hemen sofra hazırlanır ve evinde ne varsa Allah ne verdiyse az çok o misafire ikram edilir, yiyecek verilir. O misafire aç mısın tok musun diye sorulmaz. Misafirin haber olmadan hızlı bir şekilde ilk yaptığınız iş ikram etmek, yemek vermek olmalı. Bu zaten Türk kültüründe, bizim Osmanlı kültüründe, Anadolu'da yerleşmiş bir kültürdü aslında. Son zamanlarda bu kültür zayıflamaya başladı. Aç mısın, tok musun gibi soru sormak ayıptı eskiden. Şimdi artık moda oldu biraz. Çok soruluyor bu sorular. Özellikle uzaktan gelen misafirler arkadaşlar. Bu sorular sorulmuyor. Peygamberlerin sünneti neymiş? Özellikle İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam'ın misafirlerden habersiz hemen hızlı bir şekilde gidip en güzel elinde ne varsa evinde ikram edebileceğin kendi sınırlarını zorlamadan imkanına göre hemen orada bir dana kızartıp getirdi. O kızartmayı önlerine koydu meleklerin. Yemez misiniz dedi. Onlar ondan yemediler. Onların yemekten kaçındıklarını görünce kalbine korku girdi. Melekler onun korkusunu anlayıp korkma dediler ve onu buluğunda dikkat ergenliğinde ilimle kamil olacak 13 yaşlarında kamil bir alim düşünün. Kamil olacak İshak adında bir oğulla müjdelediler. İbrahim'in hanımı bu oğul müjdesini işitince hayretle ellerini yüzüne vurarak odasına yönelirken güldü, şaşırdı, hayretle ellerini yüzüne vurdu. Odasına yönelirken şunu dedi. Ben azüze bir ihtiyar kadınken doğurur muyum dedi. Melekler dediler ki Rabbin müjdelediğimiz gibi buyurmuştur. Allah Teala böyle buyurdu. O hakim ve alimdir. Her şeye kadirdir dediler. Hicr suresinde Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim benim bu ihtiyarlığımda bana evlat mı müjdelersiniz dedi meleklere. Ne acayip müjdedir dedi. Şaşırdı bu müjdeye. Melekler biz seni hak ile müjdeledik. Sen hakkın rahmetinden ümit kesme dediler. İbrahim Allah Teala'nın rahmetinden kim ümit keser? Ancak Allah Teala'nın rahmetinin bolluğunu bilmeyen azgınlar ümit keser dedi. Yani ben ümit kesmiyorum, şaşırdım sadece diyor. Haşa. İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam gibi bir peygamber ümit keser mi arkadaşlar? Daha birçok ayet-i kerimelerde geçiyor. Dediğim gibi 17 yerde geçiyor İshak Aleyhisselam'ın hayatı. En dikkat çekici özelliği dediğim gibi 13 yaşında bir çocuk düşünün. Çok mükemmel bir alim derecesinde kavuşturuyor Allah Teala onu. Böyle bir nimet. Bir de peygamber babası, abisi ve oğlu, torunu peygamber İshak Aleyhisselam. Hadis-i şeriflerde de İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'la Sara annemizin yaşları anlatılıyor. Kaç yaşında doğum yaptığı İshak Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği anlatılıyor. Hakim Müstedrek'te geçiyor. Hazreti Sara çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'i doğurunca Hazreti Sara üzülmüştür. Kıskançlık oldu, üzüldü. Hazreti İbrahim 120 yaşında, Hazreti Sara 90 yaşındayken Allah'ın bir lütfu ve mucizesi olarak İshak doğmuştur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine Hakim Müstedrek'te İshak Aleyhisselam'ın şimali tarif ediliyor. Uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'a benzerdi deniliyor. Yine Müstedrek'te, Hakim Müstedrek'te geçiyor. Hazreti İshak'ın Yakup ve Ays isminde iki oğlu olmuştur. Yakup daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays, Rumların yaşadığı bölgelerde ikamet etti. Yani bugünkü Türkiye'nin, Avrupa'nın olduğu bölgelerde yaşamış diğer kardeşi. Zaten aralarında bir mevzular geçiyor. İkiz doğuyorlar bunlar, anlaşamıyorlar ilk zaman. Onu da inşallah Yakup Aleyhisselam'ın hayatında anlatırız. Yine İbni Kesir'de geçiyor. İbnül Kesir'de. Hazreti İshak 160 yaşlarında vefat etmiş. Bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiştir. Babası İbrahim Halilurrahman'ın mezaradaki kabrinin yanına defnedilmiştir. İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam Şam bölgesinde yaşıyordu. Oğlu İshak Aleyhisselam da yine Şam bölgesinde oradaki insanlara İslam'ı tebliğ etti. Mucizeler gösterdi. Orada yaşayan bölgede Amalikler de vardı. Amalika diyoruz ya, Amerika değil arkadaşlar. Amalikler de vardı. Yaşıyordu. Yani bugünkü Filistin'in olduğu yerde Filistinliler de diyebiliriz.
O günkü Filistinliler, orada yaşayanlar mucize istediler orada insanlar. Hayvanlara konuşmasını istedi. Madem peygambersin, şu orada otlayan, otlakta otlayan hayvanları konuştur dediler. Kuzular, keçiler konuştu. Birisi dedi, sen İbrahim Harrahman Aleyhisselam'ın evladısın, hem de peygambersin dedi. Diğeri dedi, biz senin peygamberliğini tasdik ederiz dedi. Hayvanlar lisan dile gelince yine çoğunluk inanmadı, ama bu Amalikalılar, bugünkü Filistin'in dedeleri, Filistinlilerin dedeleri orada İsa Aleyhisselam'a iman ettiler, inandılar. İsa Aleyhisselam'ın hayatı da bu şekilde hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde anlatılıyor arkadaşlar. İnşallah tekrar diğer videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.